Elmerson topu getirdi. Bajack Webster ve Sportman kişi faul kararı geldi. Ya o kadar kötü bir görüntü ki şu. Yani Harrison gibi bir oyuncu açısından bu kadar kaliteli bir oyuncunun bu pas artık tembel mi diyeyim yoksa labali mi diyeyim bilemedim ama çok kötü bir pas. Hem top kaybı hem üstüne de Kadir'in faulü. Kadir de üçledi böylece. Vasilije Micić dışarı çıkarttı. Metecan ekstra pası yaptı. Shane Larkin blok oldu. Topu blokladı ama kendisini durduramadı Kartal Özmızrak. Bu arada Kartal ilginç bir itirazda bulunuyor. Bir daha pozisyonu izlersek. Şöyle Kartal'ın kısmen haklı olduğu bir nokta var. Son yıllarda bu çok gündeme gelen bir konu. Stöller yandan... Tekrar Tony Douglas. Cenk Çekeroğlu perdede. Güzel bir pas. Dışarıda Burak Eşlik kaldı. Üç sayı atışı isabetli. Burak Eşlik'in atışı isabetli. Bir de faul kararı var. Janis Peyners. Yaklaştı çembere. Peyners. Topun kontrolünü kaybetti Peyners. Faul bekliyor Peyners. Haklı da olabilir. Şimdi ilginç yanı eğer faul yoksa top galiba Peyners'den çıktı. Bakalım. Evet burada topu elinden kaçırdı Peyners. Yalnız yani hakikaten... İyi savunma Sakarya'dan. Burak Eşlik. Burak hızlı geldi. Burak ve Tayyip'e dokundu topu ama basket kararı hakemlerden. Ve Tayyip de onu itiraz ediyor. Serhat Çetin diyecekken bula Kenny Gabriel, Dennis Burke yanında kendisi gitti çemberi. Nikola Karic'i çember üzerinden aldı ama bu baskette geçerli. Hızlı hücumu bitirmiş oldu Türk Telekom. Karic itiraz ediyor pozisyona. Çember altı açısı değil de başka bir açı varsa bir daha bakabiliriz. Belki Karic itirazında haklı olabilir. Evet itirazında haklı gözüküyor Karic.